Merhaba Sanayi TV izleyicileri. Bugün Kabataş Feriye'deyiz. Türkiye'nin önde gelen bilişim şirketlerinden biri olan MİA Teknoloji ve Amerikalı şirketin sağlık alanında 90 milyon dolarlık yaptığı anlaşmanın imza töreni için geldik. Haydi birlikte gidelim. Tabi burada bu yazılımımızın bizim bir takım ek modüllerle çok büyük bir noktaya getirdi. Arkadaşlarımız sağ olsunlar. İşte büyük bir sağlık tesisinin sağlıkla ilgili olan problemleri dışında işte otopark problemi, işte enerji problemi, işte personelin giriş çıkış problemi, yemekhane sistemleri gibi aslında bunun büyük bir entegre tesisin yan ürünlerini de kapsayan büyük bir çatı yazılım oluşturduk. Bu çatı yazılım aslında belki dünyada farklı firmalarda vardır ama bu büyüklükte olduğunu zannetmiyorum. Çok büyük bir yazılım haline geldi. Tabii bu büyük yazılım farklı dünyada farklı firmalarında dikkatini çekti. Bu, yaklaşık 1,5 sene önce bu yazılımın yurt dışına açılmasıyla ilgili aslında işlemler başlamış oldu. 3 tane dünyada çok büyük firmayla biz masaya oturduk bu M&A süreçlerinde. Bu 3 firmadan bir tanesi işte bugün sözleşme imzaladığımız Amerika merkezli bir firmaydı. Neden öncelikle bu firma seçildi onu söyleyeyim. Tabii bizim hedefimiz bu yazılımı çok büyütmek ve globale açmak ama globale açarken de ilk etapta Kuzey Amerika ve MENA bölgesi dediğimiz işte Orta Doğu bölgesindeki büyük pastadan bir pay almaktı. Dolayısıyla Amerikalı bir şirketin olması da buradaki stratejimize uyduğu için aslında onlarla devam etmeyi seçtik. İlk etapta temasta şirketin sağlık yazılımlarının tamamının aslında karşı tarafta satın alma isteği vardı. Ama devam eden süreçte hem biz bu işin içinde olmamız hem yatırım yapan firmanın bizi tanıdıktan sonra evet bu firmayla ben çok daha büyürüm stratejisini yenilemesi üzerine bu iş %100 satıştan %51'e 49 ortaklığa dönüştü. İşte geçen hafta belki görmüşsünüzdür. KAP bildirimiyle de aslında bu süreci tamamlamış olduk. Tabii gururluyuz. Büyük bir satış, büyük bir ortaklık bizim için. Yani karşımızdaki bize ortak olan firma milyar dolarlar seviyesinde 100'ün üzerinde şirketi olan bir dünya devi. Böyle bir devin Türkiye'de bizi bulması, bizimle masaya oturması, bu noktada güzel bir birliktelik haline gelmesi, bu işin bize inanması, yazılımımıza inanması tabii bizim için büyük bir gurur. Biz hep belki kendi içimizde de konuşuyoruz. Bugün ülkemizde en büyük bence milliyetçi, en büyük milliyetçilik ülkesine döviz getiren insanlar artık şu anda en büyük milliyetçiler. Biz de burada bunun gururunu yaşıyoruz. Tabii bu aslında bir başlangıç bizim için. Yani bu imzayı tabii bir buçuk bizim bütün yazılımlarımızın ve finansal yapımızın denetlenmesi KPMG tarafında. Sonucunda çok şükür imzalar atıldı ve ortaklık gerçekleşti. Ama bu dediğim gibi bir başlangıç bizim için. Bundan sonra asıl önemli olan kısım bundan sonra başlıyor. Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bundan sonra işte bu yazılımımızın globale açılması. İlk hedefimiz Kuzey Amerika ve dediğim gibi MENA bölgesi. Burada Amerikalı ortak bize çok ciddi kapılar açacak. Özellikle Orta Doğu bölgesinde Amerika'nın imzaladığı çerçeve sözleşmeler var. Bu çerçeve sözleşmeleri kullanarak aslında büyük işler bizi bekliyor. Bunların peşinden koşacağız. Ve dediğim gibi bu yazılımlarımızın tamamını globale açacağız. Mevcut anlaşmamızın içinde Bu sağlık tarafındaki yazılımlarımız var ama bir fırsat daha var bizim önümüzde. O fırsat da şu, bizim ekibimiz tamamen aslında Ar-Ge'ye dayalı bir ekip. Yani sürekli Ar-Ge üreten, Ar-Ge yazılımları üreten bir ekip. Türkiye sağlık sektöründe gerçekten ciddi güce kuvvete sahip bir ülke. Belki de dünyada ilk üçün içindedir sağlık yazılımlarının iyiliği ve geliştirdiği çözümler açısından. Dolayısıyla burada Ar-Ge yaptığımız birçok ürün daha var. Birazdan birkaç tanesinden bahsedeceğim. Burada aslında bir kapısı açılmış oldu. Burada biz bu kapıyı açacağız ve bundan sonra burada geliştirdiğimiz ürünlerimiz hem iç pazarda hem de hemen ortaklığımız sayesinde Amerika ve dünyaya açılacak. Bu da bizim için önemli bir kapı. İnşallah bu fırsatı da çok iyi değerlendireceğiz ve yakın zamanda belki sağlık sektöründe de farklı sektörlerde de bir takım yerel firmaların satın almaları da olabilir. Yani yine dediğim gibi güzel Ar-Ge'si olan bu ürünü globale açılabilecek firmaların ürünlerini de bizim üzerimizden belki bizim de yazılımlarımıza entegre ederek bunları satın almaları da yapmak hedeflerimiz arasında. Birkaç tane ürün var. Bu yakın zamanda KAP duyurularının da yapıldığı. Mesela uzaktan sağlık telehealth'le ilgili ciddi bir geliştirme yapıyoruz şu anda. Aslında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde de bu ürüne başladık. Şimdi sağlık tarafı değil, aslında dünyada daha çok işte ne yazık ki diyeyim aslında ama evden bir şeyleri yapmak üzerine gidiyor ne yazık ki. Uzaktan her şey artık bir yerlere gitmeden, evimizden, evden çıkmadan, iş yerinden çıkmadan bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Artık bu dünya bu tarafa gidiyor. Şimdi yeni aslında yapay zeka ürünleriyle beraber dil problemi de yavaş yavaş dünyada çözüldü. Yani simultaneous şekilde artık insanlar birbirleriyle konuşurken sistemler, yazılımlar bunları hızlı bir şekilde çevirebiliyorlar. Dolayısıyla bu problem de çözüldükten sonra artık telehealth ürünü, yani uzaktan bir kişinin muayene olması işinin önü bütün dünyada açıldı. Tabii öncelikle çok teşekkür ederim nazik röportajınız ve talebinizle ilgili. Yaklaşık 2 yıldır süren bir süreç. Biz öncelikle Teknopark firmasıyız. Ankara'da hizmet veren MİA Teknoloji olarak yaklaşık 160'a yakın çalışanımız. 3 ayrı bölgede Amerika'da, Katar'da ve FAS'ta ofislerimiz olan bir yazılım ve Ar-Ge firmasıyız. Bu tarafta tabii ki bu sistemimiz sağlık sistemi üzerine hastane bilgi yönetim sistemlerinin tüm lisans ve protokollerini uluslararası ve yurt dışı satış haklarının yurt dışı bir firmaya, Amerikalı menşeli bir firmaya satışıyla alakalı. %51 hissesini Miatek Corporation olan Amerika'daki firmamızı satın alacak. Diğer %49 olan kısmı içinde bir ortaklığımız söz konusu. Tabii burada ciddi anlamda MENA bölgesinde, Suudi bölgesinde, Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesinde de ciddi anlamda yatırımlar ve bu bölgelere fokuslanmak istiyoruz. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Dediğim gibi Türkiye'de aslında sağlık yazılımları çok ileride. Yani sadece biz değil, bizim gibi farklı yapılarda da, farklı firmalarda da, yerel firmalarda da çok iyi, çok gelişmiş yazılımlar var. Burada Amerika'da, Avrupa'da baktığınız zaman çok üzerinde yazılımlar var. Biz biraz farklılaştık, biraz yapay zeka ile ilgili ürünlerimiz var burada. Yenileştirdik bu ürünleri. Aslında 2010 yılından beri bu ürünümüz, bizim sağlık yazılımlarımız aslında Türkiye'deki en büyük hastanelerde devam ediyor, çalışıyor. Ama burada farklılaştık. Aslında 3 tane firma vardı bizi isteyen global pazarda. Bunlardan bir tanesi Amerikalıydı ve stratejik olarak biz Amerikalı firmanın gelmesini çok istiyorduk. Çok uzun bir süreç, yani yaklaşık 1,5 senedir birçok yerde, birçok şeyde, işte hukukla ilgili, işte yazılımlarımızla ilgili, değerlemeyle ilgili M&A süreçleri tamamlandı. Şimdi çok şükür imzayı attık. Bu bizim için bir başlangıç, bitiş değil. Aslında bundan sonra artık global pazarda ürünlerimizi sergiliyor olacağız. Özellikle MENA bölgesinde, Orta Doğu'da yazılımlarımızı, bu hastane bilgi yönetim sistemi yazılımlarımızı Amerika'nın mevcut çerçeve sözleşmelerinin içerisinde bir pay almaya çalışacağız. Kuzey Amerika'da yaşlı nüfus bayağı yüksek. Orada da bizim bir evde bakım yazılımımız var. Onu hemen ilk başta itmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra bakalım neler olacak. Birkaç tane telehealth ile ilgili, yapay zeka ile ilgili yazılımlarımız var. Bunları da inşallah global pazara hemen Amerikalı firma üzerinden, Amerikalı ortağımız üzerinden çıkartmayı hedefliyoruz. Özellikle telehealth ürününde yani bu senenin sonuna kadar milyonlarca üye hedefliyoruz. Şimdi bu yazılım zaten bizim kendi yazılımımız ve burada yapmış olduğumuz argelerin tamamı kendi argelerimiz. Yani burada aslında bizim mevcutta devam eden yazılımlarımız ve sistemlerimiz bunlar. Şu anda bu yazılımın yurt dışı haklarını, global pazardaki haklarını %51'ini oraya devretmiş olduk. Daha doğrusu tamamını devrettik. %51'i Amerikalı firmanın, %49'u bizim artık. Bundan sonra da artık dediğim gibi bu yazılımların satışı Amerikalı Mia Kooperasyonu firmamızdan yapılacak bundan sonra. Ve bu satışlardan kaynaklı devam eden süreçte bir takım hizmet, destek, güncelleme veya entegrasyon gibi hizmetleri de yine MİA Teknoloji fatura karşılığında bu hizmetleri sunacak Mia Kooperasyon'a. Yani oradan da aslında bir gelir bekliyoruz. Yeni bir ülkeye girdiğiniz zaman birçok entegrasyon, birçok farklılaşma gerekecektir. Şimdi artık sağlık tarafında belki ne yazık ki diyeyim ama toplum olarak, bütün dünya olarak artık hani evden çıkmadan bir doktoru görebilme, işte iş yerinden hemen biriyle görüşebilme, yurdundan, öğrenciler için söylüyorum, veya üniversiteden hemen birine görünebilme ile ilgili bir yere gidiyor dünya. Dolayısıyla biz bu pazarın içerisinde yer almamız lazım. Global pazarda ne yapmamız lazım? Bir kişinin bir doktoru görmesinin maliyeti bugün Türkiye'de uygun olabilir ama Meksika'da uygun olmayabilir veya başka bir ülkede uygun olmayabilir. Dolayısıyla global pazarda biz bir kişinin hemen hızlıca bir doktora bir app üzerinden hemen görünebilmesi, ama bu doktorun farklı ülkelerden olabileceği gibi kendi ülkesinden de olabilir, görebilebileceği bir yazılımı hazırladık, bitirdik. Artık bundan sonra globale açacağız. Burada farklı firmalar var ama bizim yapay zeka ürünlerimiz de var. Yani onun üzerinde bir robot koyuyoruz ve bu robot sizin ön muayenenizi yapıyor. Hastalığınızla ilgili bir takım teşhisler koyuyor, ön teşhisler koyuyor diyeyim. Dolayısıyla burada hani farklı rakiplerimizden farklılaşan güzel bir argemiz var. İnşallah bunu ciddi bir yatırımcıyla, burada şu an karşımızda milyar dolarlık bir yatırımcı var. Bu yatırımcıyla beraber hemen global pazara açmak istiyoruz. Hayırlı olsun. Evet, aracım. Ben tabii. Bir dakika.